Ay dinmeyeceğim, bu ne? Şurada benim ağzım hiç kasa yapıyor. Giderken ağlıyor, içim gitti. Öyle güzel bir model oldu yani. Köy hayatına biraz daha yaklaşmış olduk. Evet, şimdi artık gün sonu alışverişimize geldik. Yeni kalktık. Zaten saçımızdan, başımızdan belli. Şimdi birazdan Altındere'ye gideceğiz. Evde bir şeyler unutmuşuz. Ocağımı alamamıştım. O mavi koltuğumu alamamıştım. Zeytinyağlarımızı unutmuşuz. Bu dağınıklık içinde hareket edip hem dünya güzelim hazırlanıyor. Günaydın. Günaydın. Bebişler daha uyuyor. Aa, Murat uyanmış. Murat Deniz. Ben bir bambamı yürüteyim. No. Tamam, sen çocukları hazırla. Çıkmamız lazım çünkü Trendyol Express'e yetişeceğiz. Tamam. Tamam. Bam 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 bam. Koca kafa bam bam. Bambamız bekliyor. Hadi. Hadi bambam. Kapıya, kapıya, kapıya. 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 Yürü. Yürü, 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 yürü. Evet, yeni evimiz arkadaşlar. Bambama ilk yürütüş. Burada kuş sesleri yok diye ben çok üzülmüştüm. İlk geldiğinde duymamıştım ama şu an duyuyorsunuz, cıvıl cıvıl. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, eski evimizde Akyazı'da kalan eşyalarımız olmuştu. Şimdi onları almak için... Sığmamıştık değil mi? Evet, kaçıncı sığamamıştık. Tur? Unutmuşuz aslında bunları. Yani son noktada toparlamaya çalıştık. Biz bıraktığımızın farkında olmadığımız ürünler vardı. Bir şeyler unutmuşuz evde. Şimdi onları almak için Akyazı'ya gidiyoruz. Akyazı'ya gidiyoruz. Evet, eski sokağımıza girdik. Bu çöp arabası buraya uğramıyor mu? Uğramamış herhalde. Yağları aldım. Alacağım şimdi. Gel geç sen de. Bak. Hadi. Tam emin olamadım. İstiyorsan otur bir yere şöyle. Çön. Önce Murat'ı doyuralım. Hı. Unumuz varmış. Bir şeyler daha var çünkü orada. Yağ var. O çekmeceyi komple unutmuşuz herhalde. Şöyle. Stor perdeyi aldık, takma aparatlarını almamışız. Onları da şimdi alalım. Ufak şeyler de unutuluyor. Evet. Onu da alırım abla. Şey, spreyin yapıştırıcının soğutucusu. Taşımak başlı başına bir işkence. Ev sahibimizin kardeşi sağ olsun yardım ediyor. Evet. Ya o dolabı komple hiç açmamışız işte. Dolap komple kalmış. Götüsün şöyle bir tanesi. Ha öylece mi koyacağım? Gizleyeceğim şimdi. Arabada yer açayım ben. Koli falan yok mu hiç arabada? Yok koli yok, boş. Sinek ilacı da var. Eve bir tur sıkalım bence. Onu da al. Şurada şey de var. Kömürlüğün rafında off da var. Vücuda sıkmak için de var. Deniz arabanın arkasında ayarlama yapıyor. Mijo sağ olsun. Kamyoneti kullanmamıza izin vermemişti. Hala arkasında şeyler var. Eşyalarımız var. Bunlar fant ürünleri. Eve ya girecek şey ürünler değil de. Boştu ya. Devrilmiş biraz. Hmm. Evet, arabanın arkası sıkı sıkı dolu olmadığı için. Bunları da şöyle oraya sıkıştırayım şurada. Bir tanesi zaten hiç açılmamış. Çok sorun olmaz da diğerine dikkat et. Un var değil mi bu? Çok aynen, unumuz kalmış azıcık. Tuz var. Ay dinmeyeceğim, bu ne? Nerede ayakkabıların?
Neden çıkarttın? Özgür kız ya. Neden? Ay Deniz ya, yerler ıslak hadi. Ben bir de şeyi alayım geleyim. Onun harici yok herhalde. Neyi? Koltuğu mu? Niyacım çekil aşkım. Çekilmiyor oradan. Ups, su var değil mi onda? O şeyi çok ıslatabilir kolleri yalnız Deniz. Ah kızım ah. Ah yaramaz kızım. Oh. Hadi gel son bir eve bakalım. Gıdıklıyor musun kardeşini bir? Bir daha gıdıkla bakalım. Gıdık 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 gıdık. Yerim ikinizi de canlarım benim. Şöyle son kontroller, bir şey unuttuk mu? Unutmadık mı? Şöyle son bir kez kontrol edelim. Ay. Burada hiçbir şey yok. Aslında bu ışıklar benim. Balkondaki de ama yanımda. Onları sökmek için tornavida da getirmemişim. Ne yazık ki buraya hediye ediyorum. Evi bu kadar boş görmek çok garip. Evet, Filiz sana ne hissettirdi böyle gelmek? Karışık. Karışık değil mi? Bir yandan buradan tuşta hatıralarımız oldu, anılarımız oldu. Burası ilk göz ağrımız. Evet, o yüzden biraz içim duruk. Ama yeni bir sayfa açıyoruz. Gittiğimiz yer de kötü değil. Kurduğumuz dostluklar da kötü değil. O da mutluluk verici bir şey. Daha güzel şeyler yapacağız inşallah. İnşallah. Hadi gidelim o zaman artık. Geç kalmayalım, daha bugün işimiz çok. Evet arkadaşlar, evden çıktık şu an. Bir Akyazı'ya doğru gideceğiz. Şu an bilmiyorum, aramamıştım gerçi ama Erhan abi varsa bir Erhan sürpriz abiye uğrayalım, sürpriz yapalım. Bugün ambar günü çünkü. Belki Adapazarı'nda olabilir, belki dağıtımda olabilir. Artık sürpriz. Evet. Denk gelirsek onunla da bir görüşüp tekrar oradan Sakarya'ya doğru bir ufak alışverişe, değil mi? Yola evet, çıkacağız. Merkeze, Adapazarı'na. Merkeze. Sonra da Mücahit'e uğrayacağız bir. Mücahit'le bir şeyler konuşacağız. Oradan da eve döneceğiz tekrar. Deniz değil miydi o diye? Ha dedim. Zaman ama senin içine mi başladın? Seni görünce de hemen kaçtı dedim. Taraftan nerede? Niye? Fıstık. Hoş geldiniz. Hoş gördük abi. Abi çıkartıyor durmuyor. Neydi bu? Meşhur ayak izi safari arkadaşlar. Sizi değil de en çok Mia özledim. Mia özlenmez mi abi ya? Niye? Şuna gerek yok muyum böyle? Eyvallah. Ooo kız, hoş geldin bakayım. Deniz, nasılsın? İyiyim İlmaz abi, sen nasılsın? Kamera çile mi başladın? Ufak ufak başladık abi. Gel de ambar da abi. Dağıtırız abi ya. Beyler çay söylüyorum, ne içersiniz başka? Çay olur abi, içeriz. Seyircin mi abi? Tamam. Hemen kavuştun mu sen? 2, 3, 4, 5 kare. O, ona ne vereceğiz çay? O ne içer? Ona da oralet içer mi? Oralet içer mi? Soğuk bir oralet olabilir abi. Çok güzel. Abi sen de çekelim ya. Teşekkür ederim de. Abi klavye çalar. Abi sen bize ne zaman geleceksin? Bir ne zaman alem yapacağız? Bak Erhan abiyle gelin bir gün. Al şeyleri. Bağlamda şey var beraber. Abi ben tövbe ettim artık onunla bir yere gitmeye. Bak o şarkıyı da sana söyleyeceğim. Ben tövbemi geri aldım diye ayakkabımı söyleyeyim. Söyleyeceğim o şarkıyı. Yok yok abi. Ben bununla bir yere gitmeye tövbe ettim artık. Niye ne oldu ya? Yok ki. Diyor ki Deniz değil miydi diyor. Az önce geçti de. Seni görünce adam. Ama şimdi adamı kanatlı olarak görünce tabii şaşırdım zaten. Bak o gün benim çocuk niye bu çocuk şeyleriydi. Bunu bilmiyordular bebeğin olduğunu. Ben bilmiyordum.
Almış sen mi söylemişsin bebek var diye herhalde. Alacaklar çocuklar getirecek ama bebek var. Ben sadece bunu biliyorum sende olduğunu. Aha, iki tane abi. Evet, beşiği sırtlanacak içinde bebek var. Allah Allah tam köyden söyledi çocuk var içeri. Bak çocuklar nasıl kahrolsun biliyor musun? Vallahi bilmiyorum. Ben o gün denize eve gittim vallahi bir yakınından çıkma. Anlatma anlatıyor. Ertesi gün bana anlatıyor. Vallahi sana dedi abi böyle böyle oldu. Dedim oğlum insan olmadıktan sonra. Vallahi ben anlamadım anlattım demek ki. Dedim bir aylık bebeğimle böyle böyle dedim perişan oldu dedim ya. Zor taşındık ama sağ olun abi hallettik bir şekilde. Gördün abi işte ne yaşadığımızı sen gördün diyecek bir şey yok. Ben şu vallahi bile öyle bir beddua ettim ki şu bebeğin ağzını çıkartacak oldu. Beddua etmeyelim de abi gene. O bak o halde insanın bu çoluk çocuk perişanlığına hakkın yok. Neyse abi o oldu bitti neyse. Olsun buradaki şeyde Allah yüzünü bulursun benimle. Evet inşallah. İnşallah. Ya, Aran abisini özlemiş. O bebeğin yapıyor bak. Ya benim oğlan aldı şunu oradan salın. İncirip bağlı. Abi niye özlenmez mi? Evet. Şimdi Murat Denizli biraz büyüsün de abi onu da özlemeye başlarız. Ha burada dursun. Burada. Yok kız ya. Onun farklı olacak. Ama bir yere farklı yani. Niye de seni çok seviyor evet, ya? Evet, evet. Seviyorsun onu. Ya siz geçenlerde arabadan giderken ağladı nasıl ya. İçim gitti ya. Abi, bu da çok dramatize etmiyor. Bana tüm filmlerinde, tüm filmlerinde olur ya, ben ama şu sahnelerim. Ben yerim bak. Eren abi seviyor mu ya? Seviyor, seviyor. Evet. Eren abi onu seviyor. Ama maşallah, Allah razı olsun sana çok sıcak kanlı. Evet, evet. Öyle bir yani. Necati içer yoksa. Necati abi ama yorulduk değil mi o gün yani? Evet, taşırken eşyaları. Kaçta geldin abi biz bıraktın? 2'de geldim. Evet. Necati abi bizim sonraki gün kalan eşyaları almamız saat 1.30'du. Doğru. Gece 1.30'du döndük. Yani. 10'da geldik sabah abi. Sabah gece 1.30'a kadar eşya yükledik. Ama Aran abi normal hani böyle eve sen gelmeyecekmişim gibi hissediyorum. Ben bir de şimdi gece dönerken bunlara diyorum ki şey ambara uğradık bir tane palet vardı. Sorunlu da bir palet vardı. Ambar aşma yüzden falan onu yükledik falan gece geri geliyoruz. Ben dedim orman köyü de atarım size. Bunlar dedi abi yapma. E5'te çalışalım. Mal oluruz, rezil oluruz. O da var da yolda kalır. Ya oranın kakalara da alıp yine şey olmuş sonra olsa, işte. 11 olsa amenna dedim, tamam derim abi ama saat 10, Azabazar arabasının zaten son 12 ben nereden bulacağım? Perişan olurum o evlisler dedim. Ne beklemederler abi diye. Sana şu Aran abi tekrar çok teşekkür ederiz sana. Ne demek? Şöyle. Yani elimizden ne geliyorsa gerçekten değil mi hani? Sağ ol abi, oğlum. Pek kimse yapmaz abi, sen yaptın ya, çok ya. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Yani sayende taşınabildik yoksa bizim için çok zor bir süreç olacaktı inşallah abi. İnşallah. Şimdi görüşürüz Yılmaz abi. Harbi oldu. Görüşürüz. Abi Necati abi. Görüşürüz. Ben uğrarım ya. Şey yaparım. Uğrarım uğrarım. Eren abi bırakmam ya artık o Eren abi. Herhalde canım. İnşallah ömrümüz boyunca dostumuz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Niye? Niye su? Bay bay. Görüşürüz abi. Hoşçakalın. Sağ ol abi. Nereye çektiniz tam bileti? Şu ileride biraz abi. Şurada. Şu şeyin arkasında. Tamam, Işıl besicilik olmaz. Yazıyor ya onun arkasında abi. Good way. Bye bye. Kendine iyi bak. Eren abi özlersin bak. Onu özlüyorum zaten ya. Bak sizi değil onu çok özlüyorum. O seni özlüyor abi. Bekliyoruz işte. Abi. Tamam. Köfte mi güzel? Köfte misin? Köfte. Arkadaşlar Akyazı'ya gelirseniz değil mi? Herhangi bir sponsorluk falan değil. Etçim restorant herhalde buradaki değil mi? En böyle güzel gelebileceğiniz en hesaplı ve en lezzetli mekanlardan bir tanesi Akyazı'daki. Fiyat performans olarak çok uygun bir yer. Hadi seçin bakalım ne yemek istiyorsun? Köfte alalım mı sana? Köfte ister misin? Ona hemen bir köfte attıralım. Ya çocuk için bir köfte isteyelim. Izgara köfte biz de seçeriz onu önce gelsin de. Evet arkadaşlar şöyle ufak size bir fiyatları göstereyim.
Çorbalar 15 lira, 20 lira. Burada bayağı seçenek var. Izgaralar. Yani fiyatlar Akyazı'ya göre de uygun. Bilmiyorum sizin o taraflara göre nasıl? İşte dönerler, güveçler. Baktığınız zaman pide çeşitleri, kebap çeşitleri. Şöyle tatlılar, salatalar ve içecekler. Biz çorbalarımızla başladık. Ayranımız da gelmiş. Afiyet olsun kızıma. Aferin aşkıma benim. Mamaların yiyecek, çabucak büyüyecek. Çok da acele etmesin. Nasıl aşkım, beğendin mi tabağını? Bugün biraz kaç gündür yorgunuz, düzgün beslenemiyoruz. Dedik ki bugün böyle bir kendimizi ödüllendirelim artık, düzgün bir şeyler yiyelim. Yemeğimiz geldi. Bize afiyet olsun. Niye bebeğine mi yediriyorsun? Sen ye, o yemez. Kalbi güzel kızım benim. Uyuyor bu ya, hep uyuyor şu ara. Mia gene çoraplarını çıkarttı. Ayakkabı çorabı. Ellerini yesin. Erhan abişim, senin safari turları ne zaman başlıyor? Valla havalar şu an yağışlı ve soğuk. Biraz böyle açmaya dönük. Sonbahar turları başlıyor. Sonbahar başlayacağız. Sonra küçük bir ara, sonra kar kış turları. Sakarya İstanbul. Evet arkadaşlar, kamera tam nasıl çekiyor şu an göremiyorum ama geniş açıdayız herhalde, ikimizi de alıyordur. Altındere'deki işlerimizi hallettik. Erhan abimize uğradık. Güzel bir yemek yedik. Günümüz devam ediyor. Değil mi? Eşyalarımızı aldık. Ve Filiz, peki nasıl hissettin? Evet, ya nasıl hissettim? Hafif bir boşluk oldu ya. Yani sonuçta bir yıldır böyle güzel anılarımızın olduğu ilk köye göç kararı aldıktan sonra taşındığımız ev, yani oranın yeri bizim için farklı. O nedenle böyle bir minik boşluk oldu ama bir yandan da güzel bir ev yerleştiğimize. Evet. Şimdi Mucucuğumun yanına geçiyoruz. Akşam oldu, evet. Mucu'nun yanına geçiyoruz. Bakalım ona da bir sürpriz yapalım ufak. Aynen. Sonra taşınacağız telaşından dolayı işte bozulur mu ne olur diye düşünerek alışveriş yapmamıştık bayağı bir süredir. Yani resmen muz olur tam tıkır kuru bakır. Bir alışveriş yapmamız bir alışveriş gerekiyor. Yapmak alışveriş gerekiyor. Dün de gerçekten müthiş bir canlı yayın oldu. Evet, çok iyiydi. Katılan herkese çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Hem bugüne kadar katılımın en yüksek olduğu zannediyorum canlı yayınımız buydu. Bizi böyle karmaşık bir durumda yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. O kadar güzel moral oldu ki, öyle güzel bir moral oldu ki, aynen, çok ciddi bir motivasyon oldu. Kesinlikle böyle enerjimiz değişti. Çok çok sağ olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Mücahitimiz. Nasılsın abi? Hoş gördük. Hoş gördük. Mücahit abinin nalbur dükkanı. Evet abi. İşler nasıl abi? İşlerimiz iyi Allah'a şükür. İşten yana sıkıntımız yok. Neyden yana sıkıntı abi? Abi sen daha iyi biliyorsun. Abi sizin inek çiftliğinin adı neydi? Üçem. Üçem Doğa Çiftlik. O zaman inekleri besleyeceğiz. Ben bir eve geçeyim. Biliyorsun evde tadilatlar var. Sen beni alırsın abi. Geleceğim. Oradan ineklere geçeriz. Görüşürüz abi. Evet. Eve geldik. Mücahit bizi almaya geldi. Abi beklettim biraz, kusura bakma. Estağfurullah. Böyle kamera olunca insan utanıyor değil mi? Biraz. Kamera olunca insan tam ya, istediği gibi tepki de veremiyor. Aslında böyle tepkisiz değilim değil mi? Ya dükkanda sordun ya abi, niye muz? Nasıl dedin sen onu? İşlediğim iyi işte falan. Sebebini sen biliyorsun dedim ya.
Evet abi. Ya boğuluyorum. Abi, kapalı alanda bak doğaya çıktım nasıl neşen yerime geldi. Abi insanın herhalde en böyle cehennemi sevmediği bir şeyi yapmak zorunda kalması. Kesinlikle öyle abi. Kesinlikle öyle. Bak şimdi Çiftliğe gidiyoruz. Mutluyum diyorsun. Enerjim yerine geldi yani. Şimdi çok güzel düveler var. Birazdan onları göstereceğiz arkadaşlar. Mücahitlerin Çiftliği bize ne kadardır abi? 200 metre, 250 metre daha mı uzaktır? Yani maksimum 400 metre falan. Maksimum 400 metre şu an. Çiftliğe doğru yoldayız. Vallahi bu günler serbest. Serbest bu taraf. Yoğun geçiyor. Güzel geçiyor ama böyle yoğunlukları biz çok seviyoruz. Evet abi. Şimdi şey demiştik biz konuşmuştuk abi sana da onu bir zaten izlemişsindir illaki. Böyle şehirde zaman çok çabuk geçiyordu. Monotonluğun içine hapsolduğun için. Evet. Şimdi diyorsun ya sen işte ben sevmiyorum istemiyorum o her gün aynı şey. Burada her gün farklı bir şey yaptığımız için bize bu sene çok uzun gibi geçti. Sanki böyle yıllardır buradayız gibi geçti ama aslında bir senedir buradayız. İnşallah bu çiftlik müflik yapacağımız işler vesaire arkadaşlar, sana da öyle hissettirmeye başlayacak. Aynen arkadaşlar çok güzel projelerimiz var. Var. Yani evet, heyecanlanıyoruz şu an. Biz çok heyecanlıyız. Başlayacağız yakında. Güzel işler çıkacak. İnşallah. Çiftliğe doğru geldik. Evet. Şu anda 14 hayvan var ama çok hayvan gelecek. Evet daha yeni toplamaya başladık abi. Muhtemelen önümüzdeki hafta veya bu hafta sonu yeni alımlar yapacağız. Yavaş yavaş büyüyecek. Yoncalar hazır. Bak bizi bekliyorlar. Acıkmışlar abi. Uçtalar. Şimdi hayvancılıktan anlayanlar diyecektir. Sadece otla mı bakıyorsunuz? Hayır. İlk haftası olduğu için değil mi abi? Bunlar, bu arkadaşlarımız yeni geldiler. Adaptasyon süreci olsun diye yaklaşık bir hafta boyunca şöyle otla bakıyoruz. Sonrasında kaba yemimiz, kesif yemlerimiz olacak. 1,5 balya verecektik değil mi abi? 2,5. Bu sabah ben 3 balya verdim abi. Bak temizlemişler. Hatta ortak kızı diye 3 balya verirsin dedi. Bak geldiler. Uyanmıyorum. Bu arada ben bu işte profesyonel değilim yani. Yeni ilk yani. İlk bakımımı, ilk yemlemeyi beraber yaptık değil mi abi? Aynen. Ondan öncesinde bende yoktu yani o tecrübe. Abi yaptıkça öğreniliyor ya. Nasıl bakıyorlar. Çıktı abi bak onu çıktı. Dur ben onu sokayım. Gel. Hadi. İnat etme. Hadi. Bölgeye yolu düşen, hayvancılıkta hiç işi olmamış, merak eden dostlarımız olursa çiftliğimizde ağırlayabiliriz, hayvan bakım saatlerinde tecrübelendirmesi adına herkes gelebilir yani. Burada sayende köy hayatına biraz daha yaklaşmış olduk. Öyle artık köy hayatını daha köy hayatı gibi yaşıyoruz. Bayağı inek minek yani. Ben de bir kere kaldım abi. Senin gibi. Daha burada koyunlarımız, kuzularımız da olacak. İnşallah. Bunlara hobi amaçlı başlayacağız. Yeterli alanımız var çünkü. Burası tavuk çiftliğiydi değil mi abi? Tavuk eskiden çiftliğinden. Tavuk çiftliğiydi. Beslenip tavuk çiftliği. Siz buraya yönlendirdiniz. Biz burayı tadilatla büyükbaşa göre çevirdik. Yan bölümde içerisi şu an yoncaların olduğu yerin bir kısmı. Orada küçük hobi olarak birkaç koyun alıp da
Bakacağız diyorsun. Bakmak istiyoruz. Siz bu videoyu izlerken ekibe yeni arkadaşlar da katılabilir. Bugün yarın yeni inekler gelecek. Yeni inek seçmeye gideceğiz. Hadi hayırlısı. Nasip olursa. Bu karşı bölümde dolacak bu taraf. Boş şu an. Komple dolacak. Evet, şimdi artık gün sonu alışverişimize geldik. Su verecek. Bip başka yapıyorlar. Bak bip yapıyor. Bak verdi. Al bunu. Al bunu. Bak abi. Hemen abisi. Bak bip yapıyor al, sana. Al. Kız. Teşekkür ederiz. Hiç gerek var mı? Valla var. Herhalde bir 4 ile başlayalım. Sonra ufak ufak artırız. Bezlere falan gerek yok. Ay çok ağzım sizin gerekti. Patates almadım Deniz. Tamam ama kötü bir patates. Ay çok affedersin. Şöyle koydum ama. Evet arkadaşlar, günün sonuna geldik. Bugün aslında biraz böyle günlük vlog tadında bir şey oldu. Gün boyu yaptığımız şeyleri size göstermeye çalıştık. Evet, yani bir süredir alışveriş etmemiştik, ev taşınacak diye minik minik biz çok aslında işi hallettik bugün. Yorucu bir gündü ama en azından o küçük detaylardan kurtulmuş olduk. Şimdi daha büyük detaylarla devam edeceğiz evet, biraz. Evet, yani gece evin bizim için uzun. Yerleşmesi var, dolapların kurulması var, daha çok işimiz var arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup videomuza beğenirseniz çok memnun oluruz. Tabii kanala abone olurken bildirim zilini de mutlaka açın arkadaşlar. Yorumlarınızı tek tek okuyoruz. Şu ara cevap veremesek de yani bizim anlayışla karşıladığınızı ve mazur gördüğünüzü düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok karmaşık bir sürecin içindeyiz. Sonrasında yine eski sistemimize döneceğiz tabii ki. Hepsini cevaplayacağız teker teker inşallah. Diğer videolarda görüşünceye kadar arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Burada da Bambam bizi bekliyor. Bambam çıkalım mı dışarı? Otur bakalım o zaman bir. Otur bir şöyle. Söz dinle, uslu köpek ol. Aferin. Bir de pati ver bana. Pati ver. Aferin oğlum. Diğerini ver. Aferin. Yat bakalım. Yat. Evet, ne kadar uslu ve söz dinleyen bir köpek olduğunu gösterdin. Çıkalım. Bir daha şarkı söylersen yapabilirim. Ya çekecek misin? Hayatta söylemem. Hayatta söylemem. Kayıt altına almıyor. Deminki de alındı ki. Ya şaka yapıyorsun. Kamera arkasında görürsün. Ya, hayır. Hani buralara bura. Bir şey gibi. Bir şey yapmayayım aşkım. Kayıt yapıyorsun, görüyorum. Ben yok. Ondan yansımamı. Ay. Şarkı söyleyeceğim diye bekliyorsun ama söylemeyeceğim. Tamam, söylerken kapatıyorum şansa. Hadi gezsem Anadolu'yu. Demin de onu söylüyordu arkadaşlar. Nereden yapsak senle? Ya